Olacı 3-5 gün daha hava iyi gider. 5 gün daha böyle giderse yaşadık. Evet. Hani şeker omuz? Amurla. Ben de haydi davar kaldı yatak da malcı güzel. Sen gene bu ne hamur gidiyorsun? Kurudur bayağı, 2 saat otlasa yeter. Beş bin lira param var idi, 50 lira param kaldı. Aldım 14 şişe. İlaç. Gidiyorsun bir yere, veterinerin başına gidiyorsun bir yere, kaç lira bu ilaç? Bir topallık iğnesi 300 lira. Alip malımıza vuram ayrım. Karadeniz hayvancılığa elverişli değil. Her şey parayla dönüyor. Her şey parayla dönüyor. Evet, Menşur Karayakıp'ın koyunu. Koyunun rengini arkadaşlarım baksınlar. Fas çeliği ne? Sis çeliği ne? Karadeniz'in bir numaralı koyunu. Arkadaşların hepsi bir sihir etsinler. Maşallah desinler. Ben hepsinin maline maşallah hayırlı günler diliyorum. Dedemden beri var. Rus da çokunu kesememiş. Kik koyunumuzu Rus süncülemiş. Ama çokunu Rus'ta kesememiş burada bunun. Öyle devam ediyor. Bakalım ne zamana kadar devam edecek. Allah büyüktür. Bulaşır devam eder. Bütün malcı arkadaşlarımın hepsine selam söylüyorum. Hepsini seviyorum. Hepsinin devam etmesini Allah'tan istiyorum. Oh.
Ben Yeşillik köyünden Kara Yakup'un oğlu Orhan Aygül. Aşağı yukarı 40 yaşına gittim. 25 senedir bu işle uğraşıyorum. Zor bir meslek. Gerçekten zor bir meslek. Devamlı böyle 7-24 saat bunun payında böyle devam ediyoruz. Güz gelir, kar yağar. Kış gelir, yine kar yağar. Yazın bir 2-3 ay bir sıcak havalar eder. 3 ay bir sıcak havalarda rahatlığımız vardır. Ondan sonrası zor şartlar. Bundan sonra zaten güz havası olduğu için bunlar -20, -30, -40 derece soğuklara düşer. Tabii soğuklar düştükçe şehre doğru kaçmak zorunda kalıyoruz. Önümüz kış zaten. İlkokulu 4'te bırakmışım. Neden? Hayvanlarımız işte sahipsiz kalmış, sobanı yok. O yüzden devamlı bunu payına gitmek zorunda kalmış. Okul bile okuyamamıştık. Şu anda gelmişik kendi yaylamıza. Yazın kiralıyoruz yayla. Kendi yaylamıza geliyoruz. Elektrik sıkıntıları da var. Sobanları çok da sevmeyen insanlar var. Çekememezlik var. Halbuki hayvan dediğin dağın bir çiçeğidir, bir gülüdür. Bir şenlik. Ama insanlar sobanları böyle bir küçümsük gözle bakıyorlar. Halbuki bu dağın gülü bu yani. Dağları şenliyor. Bazı yabancı yaylalara gidiyoruz, köylere gidiyoruz. İnsanlar böyle merak ediyorlar, meraktan bir bakıyorlar buna. Diyorlar işte dünyanın en güzel mesleğini siz yapıyorsunuz. Diyorum abi bir de bizim çektiğimizi bir de bize sorun. Ama tabii ki davulun sesi uzaktan şen gelir insana. Bir de içerisine girdiğin zaman zor şartlar. Biz daha böyle mücadele ediyoruz işte. İnanın ki yani o kadar bunaldım ki yani istifa etmeye düşünüyorum yani. O kadar bunaldım ki istifa etmeye düşünüyorum. Müşteri bulabilsem satmaya da düşünüyorum. Müşteri de bulmak sıkıntı. Çünkü satmaya sıra gelince hayvan da para etmiyor. Kestirmek istiyorsun kimse kesmiyor. Koyundur, yağlıdır. Eğer seversen, bir yaptığın işi sevebilirsen, tabi her şey ticaret üzerine de, ticaretini de güzel yapabilirsen, seversen, sevilir bir hayvandır. 5 ay çile çekersin, bir gün zevkini alırsın, o 5 ay çileyi unutursun. O zevki vardır, zevki yanları da vardır. Böyle hava güzel olduğu zaman, özellikle baharın böyle yaylaya giderken böyle havada güzel olurken en zevkli yanı o. Bir de hayvanı salıveriyorsun böyle ovalara. Çimenin üzerinde yatıp uzanıyorsun. Bir de kafayı vurup uyuyorsun orada. Zevkli yanları var ama tabii ki zor yanları da çok var. Yani dışarıdan baktığın zaman çok güzel görünüyor. Çok sevimli bir hayvan. Ama içerisine girdiğin zaman gerçekten çok zor yanları var yani. Zor mücadeleler. Kışın geliyor. Genelde hayvanlar kışın doğum yapıyor karın üstünde. Sezon bitiyor. Sonbahardayız zaten. Böyle 10-15 günde idare edebilirsek ne mutlu bize diyoruz. Bir günde bir gün bizim için. Burada yaylada 1000 koyunu bir kişi bekler. Aşağıda 1000 koyunu 5 kişi bekler. 10 kişi bekler. Çünkü komşunun bahçesi var. Bahçelere zarar verdiğin zaman sıkıntı yaşıyorsun ister istemez. Herkesin bahçesinden bir şeyler alıp yemek istiyor yeşillik. Yani onu da hayvana yedirdiğin zaman bu sefer oraya girme şansın sıfır. Giremiyorsun daha köylere. Şimdi gördüğünüz gibi hayvanlar yukarıdan aşağı saldık. Şu aşağı şu yollara kadar asılıyorum. Orada yukarı yavaş yavaş akşama yatağına dönüyor. Bu aşağısı Kizinoz köyü, karşı Foşa. Yukarımız Araklı'nın en yüksek dağı, Polut Dağı, Madır Dağı.
sırtın arkası yılan taş. Bu dağlarda böyle hayvan bekliyoruz işte. Bazen böyle ayaküstü yorgun olduğumuz zaman DNA'mıza yaslanarak kendimizi dinlendiririz. Yerler ıslak olduğu için şu şekilde kendimizi dinlendiririz. Özellikle ayaklarımızı. Yani o kadar çok zor durum olduğunu anlayabiliyorsunlar. Bir de çobanın elinde bir silah. Silahın olmadığı yerde bunu kullanabilirsin. Yaban elmasına yapılmıştır. Bu yaban elmasına yaptığın zaman daha dayanıklı oluyor. Şu üzerinde kusmuklar zaten bunun özelliği. Gördüğünüz gibi burası yer altında, kör fare burayı vermiş çimenin yüzüne. Onun da özelliği o. Toprak altında tünel atsaydı kendisine. Buna kanlı maşatlar derler. Bunun şeyi şu, bunlar göğe birbirine sevda yemişler. Burada herhalde boğulmuşlar. Bunların bir sene derler birinden kan akar, bir sene sonra sene birinden kan akar. Bu ne cesen analarımız, bu ne sursul bağlarlar bu kanlı maşatlara. Hani göğe sevda yemişler, bunun şeyi bu. Güye bundan kan akar, bir sene buradan akar, bir sene bundan akar. Bu girilmiş, bu maşat. Bunlar da şehitlerimiz işte. Ha bu yeğillerin halkı yani bundan olan halk. Çok eski bir mezarlıktı bu mezarlık. Çok eski bir mezarlık. Ben taş ocaklarında çalışıyorum. Çalışıyordum. İki senedir döndüm bunun başına babama yardımcı. Babama yardım edirik. İki kardeşimle beraber. Büyük abim ayrılınca iş başa düştü. Dede baba mesleğe dedik. Devam ettirmek zorunda kaldık. Ne kadar ettirebilirsek bakalım. Ettirebildiğimiz kadar ettireceğiz.
toprağı. Bizim Karadeniz biliyorsun, siz burada yoğun. Yağmur. Genellikle yağmurlu geçer. Bu yazın biraz havalar iyiydi işte. Toplamda bir iki ay herhalde. Güzel gitti. Çayır zamanı deriz, çayır zamanında. Çayırları biçtik, kuruttuk. Depoladık. Ondan sonra yağmurlu işte. Baharın yağmurlu güzel gitti. Ya bizim burası biraz şey işte. Yağmurlu belki. Bizim burada hayvancılık olmayı. Dışarılara gidiyoruz. On birinci ayın yedisi. Dağlar patlamış. Ben Karayakup. Çeleşoğun Hemit Dede var imiş. Çeleşoğun Hemit Dede. Tabi ofta görmüş Rus'un. Bizim galunlara Rus'un hakaretini görmüş. Koyrançöy'e gelmiş. Koyrançöy'de birkaç arkadaşına şey etmiş. Demiş ne duruyoruz demiş. Şehitlik kapıya cevabı. Tabi o dedikleri adamlar demiş ki kimseyi götüremeyir. Sikayir Missano Sert var. Missano Sert'te Sikayir. Orada mevziyeciliği. Mevziyeciliği tabi Rus askeri. Harp kumandanı da gari. Kumandanı en önde geliyor. Bu mevziden ataya var. Tank. Gari Zerlayır. Harp kumandanı vuruyor. Gari Zerlayır. Bu mevzisinden kakayır. Hemit Dede kakayır. İki gözünden de kuşum alıyor. Hemit Dede'ye tabi tüfekleri ve tutaylar tabi. Bu ne? Sinirinde bunu bir çemre kuyusuna gömüyorlar. Tabi Rus'la. Gömüyorlar burada kük yunusuna buluyorlar Hemit Dede'yi. O çemre yüzüne takılmayın. Takılmamış. Nur çibi. Oradan alıyorlar. Şimdi diyelim şey, tabi tarihte ceser yani Çeleşoğlu Hemit diye. Eskiden bu yere de şu görmüş olduğum mevziler biz olarak fişek çıkarıldık. Rus'un fişeklerine. O mevzi diyelim o yerinin başında böyle benim bu ağalın arkasından böyle buna hep mevzi ama Rus mevzisi, Türk mevzisi bilmiyorum. Çünkü o nereden nereye atardılar ama tabii ki Rus tüfeğinden atardı yani başka büyük bir şey yok. Madur'da büyük şeyler bulunduk yani. 35 milimetre safinde havan mermileri. Mevzileri yaşardık. Rus fişeği bulunduk. Olağanı fişek oynardık yani. Gaz mayları yaşardık buraları. Yeğlacı bağırdıcı bayirleri yıkmayın. Ama biz dinlemezdik onları. Kizli, ceze, mezeleri, gazını alırdık mermileri ya. Dolu mermi de bulundu. Yente'den bu yana. Yente'den bu yana bunda çok askerimiz bizim yani bayrağımız yani var. Anzereci diyorum o taraflarda hiç rastlamadım yani. Bizim bu da Sultan Murat, Gancel, efendim sana söyleyeyim. Kuşmer'in başı, bizim Missar. Missar'da zaten 70 askerimiz, Hemit Dede'nin şehit olduğu yerde 70 askerimiz bulunmuş. Bir subayla herhalde binbaşıdır. Bir de bir asker kalmış, gelmişler şeye, Cimlagava Deresi'ne. Cimlagava Deresi'nde tabii komutan sorayla o kalan askerci falan ne oldu, şehit oldu, falan ne oldu, şehit oldu. Burada o komutan kendini vuruyor. Yola şehit oldu da ben nereci diyorum. Halkta vurmuş. Kurşun Dede varmış. Günde 100 Rus vururmuş. Öyle derdiler. Kizdir, nerdecidir, beşedir, o elinden bu elinden. Günde 100 Rus vururmuş. Onun için öyle derler. Demek boyuna gitmemiş bir kere. Vay seni bir kere. Demek boyuna gitmemişsin bir kere de seni. Nerede yatmışsın dikenlerin içinde yatmışsın? Yaşlı kurt.
Lan cennet mi geldin küçük adam? Lan küçük adam cennet mi geldin lan küçük adam? Cennet mi geldin lan küçük adam? Lan küçük adam sen boyuna çıktın mı lan küçük adam? Lan ne haber? Hey! Yo, hoş gel! Bütün mağdurlara selam eder, hayırlı günler dilerim. Hey! Hoş gel! Hey! Haydi soğuklardı, haydi. Geç çocuğa. Orhan. Ha? Bu akşam garlayabiliyor. Sağ olasın. Başında bu dağla çıkaracak değilsin ya.